Değerli dostlar, iyi akşamlar. Bir politik bakış programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Yunus Aydın. Aynı zamanda Sayın Aydın program sponsorumuz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Aslında her hafta gergin program yapıyorduk. Aslında bu hafta biraz daha rahatladım. Dün Bursa Spor galibiyetinden sonra oldukça rahatladım. Siz de sosyal medyanızda Bursa Spor galibiyetini övdünüz. İnşallah darısı önümüzdeki günlere Tuzla Spor maçına diyerek başlayalım Sayın Başkanım. İnşallah. Yaklaşık birkaç aydır görüşemedik. Bu süre içerisinde Türkiye'de bazı gelişmeler oldu. İkinci çeyrekte Türkiye'de ciddi anlamda büyümeden bahsediliyor. %20'nin üzerine büyümeden bahsediliyor. Siz bu konuda Uludağ Ağustos olarak neler ifade etmek istersiniz? Şimdi özellikle bir pandemi sürecinden sonra tekrar iş hayatının normalleşmesi, pandemi sürecindeki daralmaya göre gerçekten şu an bir genişleme var, daha rahat bir ortam var. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. İhracata çalışan firmalar gerçekten rahat ve daha istikrarlı şekilde büyüyorlar. İç piyasaya çalışan firmalarda biraz daha sıkıntı devam ediyor. Bunun önemli olan ülkede büyümenin tabana, halka yansıması. İnşallah halka yansıyan sanayideki gelişmenin de halka özellikle sosyal refah ve ekonomik getiri olarak yansıdığı günlerin olmasını cani gönülden istiyorum. Aslında şunu ifade ediyorsun. Artan bu ihracat inşallah son nihai tüketicimize dahi olumlu yansar. Böyle bir zincir halk olursa çok daha mutluyuz. Aslında baktığında bugün Bursa açısından çok önemli bir gelişme oldu. Tebrik etmek lazım. Bizim için de çok çok önemli. Uzun yıllardan sonra Bursa Türk dünyası 2022 yılı kültür başkenti oldu. Belki önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllarına baktığımızda Türk dünyası ve akraba topla. Çünkü sizin şu ifadeniz var. Sanayiciler günümüzün alperenleridir. Bence bu anlamda çok net. Tüm alperenler önümüzdeki yıl kültür noktasında Bursa'da buluşacak. Belki bu anlamda belki Uludağ OSB'de başta olmak üzere ciddi anlamda bir ihracata olumlu etkisi olur diye düşünüyorum. Siz çünkü en azından açılma için bu fırsatı iyi değerlendirmek diye düşünüyorum ben Sayın Başkan. Şimdi özellikle gelişmekte olan ülkelerde etrafımızda ağırlıklı olan ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Türk dünyasının gerçekten lideri, önderi ve Türk dünyasında yaşayan insanların kalben aşık olduğu bir ülke. Bu yapının doğmasında da Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Gazi rolü Mustafa var. Kemal Atatürk'ün, evet. Teşekkür etmek lazım. Rahmetle de, rahmetle de anmamız lazım. Sanayicimizin bugüne kadar sanayinin gelişiminde de geçmiş cumhurbaşkanları ve başbakanları, hükümetlerin de rolleri var. Onlara da teşekkür etmek lazım. Ben her ortamda söylüyorum. Çağımızın alperenleri sanayicilerdir, ihracat yapan insanlardır. Çünkü dünyada artık ekonomik savaşlar bir realite. Ülkelerin gücü ekonomik yapıyla, gelişimle adlandırılıyor, kıyaslanıyor, ölçülüyor. Türkiye Cumhuriyeti sanayisi ne kadar gelişirse Türkiye Cumhuriyeti o kadar gelişecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi demek, şimdi biraz önce kültür başkenti Bursa'nın olmasından daha çok Türk dünyasına Türkiye ile birlikte, gelişimiyle birlikte daha rahat etmesi, daha rahat yaşaması ve huzurlu bir Türk dünyasının oluşumu için Türkiye'ye çok görev düşüyor. Onun için özellikle adını siyasi platformda, siyasi düşüncesini ne koyarsa koysunlar. Adını yani milliyetçilik olabilir, sosyal demokratlık olabilir, liberallik olabilir. Ama önemli olan bu ülkenin kalkınması için verdikleri mücadele ve o mücadelelerin de ekonomik gelişimi, ülkenin gelişimine ne kadar katkısı oldu, o olacak. Bu açıdan gözlemlemek aslında lazım. Aslında ben şöyle değerlendirmek istiyorum Sayın Başkan. Baktığımızda Türk dünyasında bugün baktığımızda birçok ürünün ana üreticisi baktığımızdaki orada Türk Cumhuriyetleri. Akabinde Türkiye'de baktığımızda siz de tekstil sektöründe çok içi olduğunuzu söylüyorum. Biz her zaman geçen hafta içerisinde ben bir yazı yazdım. O yazımın da arkasındayım. Ara mal üretiyoruz. Yani fasonculuktan daha öte geçemedik aslında. Pazarlamayı biliyoruz ama tam pazarlama noktasında var olan. Markalaşmayı biliyoruz. Markalaşma noktasında. Evet.
aslında üretilen malı pazarlama noktasında bir markadım olsa belki Türk dünyası kendi içerisinde ilk anda bütünsel nokta ekonomik işbirliğini geçmişteki ilk ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu, şu anki Avrupa Birliği şeklinde belki birlik noktasına gerek belki dünyada gerçekten olağanüstü bir güç olma şansına sahip diye düşünüyorum ben. Şimdi özellikle yeni jenerasyonun inşallah, şimdi biz bizim kuşak 12 Eylül ortamını yaşadı. Bazı siyasi düşüncelerimizi belirli saplantılar üzerine kurduk. Korkularımız üzerine aslında demek lazım ya. Ötekileştirip birbirimizi sürekli. Dünya gerçeklerini iyi gözlemlemek lazım. Dünyayı görmek lazım, dünyayı gezmek lazım. Şimdi ihracata çalışan firmalar dünyaya mal satıyor. Dünyaya mal sata ve dünyadaki şirket yapılarına bakınca özellikle bir Alman şirketi, bir Amerikan şirketi Türkiye Cumhuriyeti'nin gayri safi milli hasılatından birkaç kat daha büyük olabiliyor ekonomik gücü veya ekonomik potansiyeli. Yani bunları göz ardı etmeden ticarette üretmek çok önemli. Kendi altyapısını, kendi ekonomik değerlerini, kendi milli değerlerini ve kendi tüm ekonomik kaynaklarını rasyonel kullanmayı iyi becerebilmek ve milli duyguları göz ardı etmeden, çünkü bütün dünyayı mal satabilmek ve bütün dünyayla kardeşçe geçinebilmeyi becerebilmek. Zaten dünyaya mal satabilirsen, dünyayla ekonomik bir barış ve huzur ortamını oluşturabilirsen kendi en büyük milliyetçilik, en büyük ulusalcılık, en büyük vatanperverlik bu. Kendi milletine en büyük hizmet, yine söylüyorum, çağımızın alperenleri diye tabir ettiğimiz ihracat yapan insanlardır. İhracat yaptığın zaman bu ülke döviz kazanacak. Döviz kazanmak demek bu ülkenin gelişimi demek, yeni istihdam alanları demek. Yani biz artık ekonomik olarak nasıl gelişiriz, nasıl dünyayla yarışabiliriz, bunları konuşmamız aslında lazım. Aslında şunu demek lazım. Yükte hafif ama parada ağır getirir. Eşe dörde çalışmak en doğrusu bu süreç içerisinde belki. Arge ellerine. Arge önemli. Teknolojik gelişimler, dünyada yeni gelişimleri yakından takip etmek ve bunun yanında da kaliteli bir eğitim. Eğitim her şeyden önce geliyor. Tabii eğitim derken teknik eğitimin ön plana çıkarıldığı bir eğitim yapısı. Aslında teknik eğitim çok önemli bir konu ayak bastı. Şu an günümüzde siz de teknik öğretmez aynı zamanda baktığımızda, ama şu an mesela bizim iş dünyasında en büyük gelen sıkıntılardan bir tanesi de mavi yaka. Herkes üniversite mezunu oldu. Ara eleman anlamında çok ciddi anlamda sıkıntımız var şeklinde bir ifade var. Evet. Siz Uludağ OSB olarak bu sıkıntıyı yaşıyor musunuz Sayın Başkan? Ya bütün Türkiye yaşıyor. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi bazı sıkıntılı eğitim politikamızın geçmişteki hatalar bugün fark edildi, düzeltilmeye çalışılıyor. Hatta organize sanayi bölgelerine teknik okullar kurma, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi ara eleman ihtiyaçlarını yetiştirebilmek için kendi teknik okullarını kurma hakkı verildi. Biz de inşallah 2023 yılına yetiştirmeye çalışacağız. Bir teknik kolej yapmaya çalışıyoruz. Yine Uludağ OSB olarak Bursa Teknik Üniversitesi ile bir protokolümüz vardı. Bir ARGE merkezi oluşturulması. Bu önemli. Şimdi yine söylediğim gibi biraz önce de konuşmamızın başında markalaşmadan bahsettik. Şimdi üretebilmek önemli. Ürettikten sonra da dünyaya satabilmek önemli. Dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek önemli. Dünyanın ihtiyaçlarını karşılarken kendi markalarımızın oluşturulması önemli. Her arzın kendi talebi oluşturulması. Yani say yasası kısaca. Kendi ya. Markalarımız oluşursa, çünkü özellikle şimdi biz tekstil ağırlıklı bir OSB'yiz. Tekstil İngiltere'den başlayıp Fransa, İtalya üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Eğer kendi markalaşmamı, Türkiye'de lokomotif sektörlerin başında geliyor. Ve otomotiv ve Bursa tekstil. Bursa açısından özellikle baktığında ciddi anlamda. Bursa özellikle, yalnızca Bursa da değil. Şimdi Denizli, Uşak, Antep, Maraş. Adıyaman'da hatta aslında tekstil sanayi bölgesi var. Tamamı tekstil. Hatta dolaylı olarak Türkiye'de adı sanayiyle özdeşleşen şehirlerin tamamında bakın adının sanayileşmeye geçiş sürecini veya sanayileşmeyi oluşturan en büyük sektör tekstil. Şimdi tekstilin Türkiye'deki yapısını göz ardı etmememiz lazım. Ama tabii
Organize sanayi bölgeler yönetmenlikleri gerçekten Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardaki işte bu yeni çıkan yapılanmalarla iyi bir gelişim sürecine girildi. Organize sanayi bölgeler kanunu çıkartıldı. Yine bununla birlikte dünyaya örnek de oldu. Bir yan ülkeler Türkiye'den organize sanayi bölgeler konusunda nasıl bu işi becerdiniz, nasıl bu USB'lerini oluşturdunuz diye özellikle gelip inceliyorlar, gelip Türkiye'deki USB'lerin oluşumuyla ilgili gözlemlerini devamlı Türkiye ile ilgili bizimlerle de paylaşıyorlar. Yardımcı olmamızı istiyorlar. Şimdi buradaki söylemek istediğim konu şu. Markalaşmayı becerebilirsek tekstil Türkiye'nin kalıcı sektörü olur. Yarın özellikle çevreyle barışık bir sanayinin oluşturulması lazım. Doğayı tahrip etmememiz lazım. Tarımla sanayinin barışık olması şart. Bunun için 1 Temmuz'da kesin katı olarak kanunlaştı. Baca filtrasyon uygulama mecburiyeti getirildi. Keşke bu yıllar önce olsaydı ama işte sanayinin gelişimine ihtiyaç var. İstihdam oluşturulması açısından ihtiyaç vardı. Bugüne kadar daha müsamahkar davranıldı. Bundan sonra özellikle biz OSB olarak tüm çalışmalarımızı bu yöne kaydırdık. Yeraltı sularının doğru kullanımı ve geri kazanımının yapılması bu kaçınılmazdır. Sanayi her ne kadar önemliyse, gelişmesi ülke için faydalıysa doğaya en az zarar veren bir sanayileşmeye geçmemiz gerekiyor. Kuraklık kapının önünde değil, kapıdan içeri girmiş durumda şu an zaten. Kuraklık artık geldi. Benim çocukluğum Bursa'da, Gürsu'da geçti. Bir metrede Gürsu'da mezar yerleri açıldığında cenaze defnedilemiyordu. Gölet su. İsmi su vardı. Sığırlıktır zaten. Bilmeyen arasından Gürsu'nu evet, söyleyeyim. Su sığırlıktı. Evet. İşte bu arada da Türkiye'de işte Hatice Muazzez Kutlay Hanımefendi'yi rahmetle anıyoruz. Gürsu'nun adını su sığırlıktan Gürsu adının verilmesine evet. İsim anneliği yaptı. Şimdi burada önemli olan şunu anlatmaya çalışıyorum. Adımız Gürsu'ydu. Şimdi ama susuz suyu, oldu. Evet şu anda Gürsu'nun suları gür değil. Niye? Yeraltı suları 250 metrelere geldi. Şimdi bunu görmek lazım. Yöneticilik sahte vizyon sahibi olmak lazım. İleride oluşacak problemleri şimdiden sezinleyip ona göre tedbirleri almayı gerektirir. Aslında vizyon sahibi bugün çok güzel bir sosyal medyada paylaşımımız vardı. Ben de çok çok öneririm. Geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz'da bunun çok ciddi örneğidir. Baktığımızda dediniz ki üniversiteler açılıyor anlamlı. Baktığımız üniversiteler için açılırken orada bir uyarınız var. Aman ne olursunuz yani çünkü öğrenciler barınma sorunu yaşayacaklardı ama barınma sorunu cemaatlere, tarikatlara ve benzeri kurumlara öğrencilerimizi kaptırmayalım şeklinde bir açıklamamız var sosyal medyadan. Çünkü geçmişte yaşanan bir 15 Temmuz vakası var yakın bir tarihimize baktığımızda herkesin bilebileceği. Belki 1980'deki yaşanan olan herkes bilmeyebilir ama 15 Temmuz'u herkes bilebilecek çünkü çok yakınımız olan bir vaka. Bu konuda aynı zamanda bir eğitimci olarak, bir teknik öğretmen, aynı zamanda iş adamı olarak neler düşünüyorsunuz? Sizin en azından Uludağ OSB olarak Bursa'ya böyle bir yurt kazandırma düşünceniz de var mı? Bunda mesela şimdi açıklayalım. Şimdi bugünkü paylaşımımızda, sosyal medyada paylaşımında özellikle başka şehirlere okumaya giden çocukların, ailelerin şu anda en büyük sıkıntısı yurt. Barınma. Yani ve ekonomik olarak ailelere bir yük. Şimdi devletin ana görevlerinden biridir yurtların oluşumu. Ama şimdi son bir 15-20 yıldır biraz yurtların, Kredi Yurtlar Kurumu bu yeni yurt binaların yapılmasında biraz ağır davrandı. Şimdi bu yapı neyin önünü açtı? Cemaat yurtlarının önünü açtı. Şimdi cemaat yurtları yeni bir 15 Temmuz'ları doğutturmaması lazım. Türkiye bir 15 Temmuz yaşadı. Bir daha yaşamaz Allah korusun. Allah korusun. Bir daha 15 Temmuz'ların oluşmasında siyasi yapıların hoşgörüsü, bütün iktidarı muhalefeti, hoşgörüsünün de etkileri var. Gerçekleri görmek lazım. Çünkü
bir ebeveyn şu evladını Türkiye'nin herhangi bir iline okumaya gönderiyor. Burada gönül ister ki devletin yurduna teslim edeyim. Ama maalesef bugün sıkıntılar var. İş dünyasına düşen görev gerçekten organize sanayi bölgelerin kanun ve yönetmenliğinde kendi sanayi bölgelerinin içindeki hizmetleri yapabilmesi, sınır dışındaki hizmetleri yapabilmek için bakanlık izni gerekiyor. Tabii bununla yeni değişiklikler olursa bütün OSB'ler yapabilir ama ticaret sanayi odaları bu konuda öncü olmalılar. Kesinlikle şu an Türkiye için gelecek açısından bu bir uyarı olarak da kabul edilebilir. Gerçekten sıkıntılı bir ortam var. Aileler sıkıntılı. Her gün yüzlerce insan geliyor. Tanıdığım var mı? Şurada işte ev bulamıyorum. Burs talepleri var. Gerçekten bunun tedbirini bugünden almak lazım. Sanayicilere düşen, biz de tabii burada OSB yönetimi olarak sanayicilerin organizasyonunu sağlayıp Bursa'da sanayicilerimiz özellikle gönüllü eğitim desteği vermek isteyenlere bir hizmet yurdu gibi bir yurt çalışmasını yapalım diye bugün yönetimdeki arkadaşlarla konuştum. Bununla ilgili önümüzdeki haftada yönetim kurulunda konuyu gündeme getireceğiz. Bence önemli bir hayırlı bir hizmet olur. Bu anlamda baktığınız siz tabii ki kendi sanayi içerisinde bahsediyorsunuz. Hazır kendi Uludağ OSB'ye girmişken bir konuya daha değinmek istiyorum. Sizin uzun zamandır mücadele ettiğiniz kentsel dönüşüm çalışmaları vardı. Zannederseniz kentsel dönüşümde artık yol ayrımına geçtiniz. Yol ayrımına biz kendi yolumuzdan devam edeceğiz şeklinde döndü. Biz Gürsu Belediyesi ile beraber bu işe girmiştik ama Gürsu Belediyesi ile uzlaşamadığımız diyelim tırnak içerisinde uzlaşamadığımız noktalar var. Siz neler yapacaksınız kendi alanınızda? Şimdi 3 belediye başkanıyla protokol yaptık. Niye? Organize sanayi bölgenin görevi kentsel dönüşüm değildi. Ama aslında şehrin doğu yakası Gürsu'nun kurtuluşuydu. Hatta Kestel'in diyelim yani. Kestel'in hatta ve Yıldırım'ın. Bunu anlatamadık. Özellikle yerel yönetimlerde seçilmiş arkadaşların, gerek meclis üyeleri gerek belediye başkanlarının vizyon sahibi olmaları ve gelecekteki problemleri iyi görebilmeleri lazım. Tam yaklaşık 2011 yılından beri kentsel dönüşüm konuşuyoruz. 10 yıl geçti. Ve bir türlü anlatamadık. Niye OSB olarak yapıyoruz? 877 tane Gürsu Belediyesi'nin geçmişteki plan ve çünkü OSB olmadan önce o alanın büyük kısmının uygulamasını Gürsu Belediyesi yapmıştı. Ve oradan Gürsu Belediyesi kazandığı DOP'tan yerlerin borçlu olduğu şirkete verilmesi ve satılması, hisse sanayi parsellerindeki hisselerin satılmasının Uludağ OSB yönetimi Gürsu Belediyesi'ne müsamahkarlık gösterip rıza gösterdi. Yani şimdi bunun bilinmesi gerekiyor. Hala biz DOP'tan geçen yerlerin 2009'daki kanun değişikliğinden bu tarafa raiç bedelle satın alınır diye kanunda yazıyor bu. Biz yine de rızayen anlaşalım diyoruz. Orada çalışan genç, tecrübesiz hukukçu ve çalışan arkadaşlar konuyu getiriyor mevzuatlara, mevzuatlarda tıkıyor. Şimdi ne diyorum? Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin bu konularda vizyon sahibi olması lazım ve konuları iyi değerlendirip, yorumlamayı yapabilip ve çözüm yolunu ortaya koymaları lazım. Şimdi biz baktık, bu çıkılacak gibi değil. 3 rahmetli Cüneyt Yıldız dahil, Orhan Özcü, Cüneyt Yıldız, Mustafa Işık'la da 2 defa protokol yaptık. Protokol yapıyoruz, 16 tane teklif sunmuşuz. Bir türlü görüşülecek, büyükşehirle görüşülecek, şu olacak, meclis üyelerinden değişik, İşte şeyler duyuyoruz. Öneriler, bir kısmı öneriler geliyor, bazı teklifler geliyor. Bir kısmı diyor 8 kat 9 kat çok olur. Ya söylüyoruz bitişik nizam bir katlı olsa ne olur? Çocukların oynayacağı bir metre oyun alanı yok. Emeklilerin, vatandaşın gezip dolaşacağı alan yok. Gürsulu gelip OSB'nin içindeki yeşil alanlarda, sokaklarda spor yapıyor, dolaşıyor. Tam tersi olması gerekirken
Şimdi söylemek istediğimiz konu şu. Kentsel dönüşüm projemiz maalesef belediyeyle bir türlü anlaşma ortamını bulamadık. Çünkü ya anlatamadık ya da anlaşılmadı. Kaybeden Gürsü oldu, açık söylüyorum. Biz de Afyon'da Özdilek'in karşısındaki Afyum projesi var. O tarzda ticaren, çünkü organize sanayi bölgeleri konut yapamıyor, yapamaz. Ticari alan olarak, hizmet destek alanının içerisinde kalarak o alanı kendi ticari alanı olarak yapıp değerlendireceğiz. Bugünkü belediye yönetimdeki arkadaşlar yarın bunun için çok eleştirilecekler. Bak söylüyorum, Gürsü çok şey kaybetti. Kestel çok şey kaybetti. Şehrin doğu yakası. Ama yine de bu proje Gürsü için çok büyük bir hizmet olacak. Yine teknik kolejimizi kuracağız inşallah orada. Bir yüksekokulun kurulması için çalışmalarımızı yapacağız. Yine Milli Eğitim'le geçen Kaymakam Bey geldi bizimle. Gürsu'da öğrenci sayısı 35'in üzerinde sınıflarda. Yani 40-50 kişilik sınıflarda çocuklar. Bunu göz ardı edemeyiz. Sanayici olarak taşın altına elimizi koyalım dedik. Anlaşarak OSB'nin içinde de boyanelerin dibinde okullar var. Bu çocuklar orada karbondioksitle solumasın. Mevcut dershane, yani derslikleri, sınıf sayısını 2-3 katını arttırarak yeni alanlar yapalım diye bir ön anlaşmamız var. İnşallah bunu protokole dökeceğiz kısa zamanda. Dökersek şehrin doğu yakası özellikle eğitimde bir nefes almış olacak. Kentsel dönüşüm projemizde de bir ticari alan, Gürsü'ye giriş caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nin sol tarafında inşallah ticari alanlar, dükkanlar, iki katlı otantik dükkanlar olacak. Çünkü kentsel dönüşümü hep anlattık ama belediyeyle olmadı bu iş. Üzülüyorum. Kaybeden Gürsü oldu diyorum. Ama OSB açısından bunu da söylüyorum. Daha avantajlı bir proje haline geldi. Biz OSB'yi düşünmedik burada. Biz bütün Gürsü'yü, bütün şehrin doğu yakasını, Kesteli, Yıldırım'ı, hatta İnegöl'ü düşündük. Her türlü şehrin doğu yakasıyla ilgili projelerde taşın altına elimizi koyduk ve takip ettik. Şehrin doğu yakası için BİM projelerin önderliğini yaptık. Fikirlerini ortaya koyduk. Çevre yolu Gürsü bağlantısının koyulmasını sağlamıştık geçmişte. Halin getirilmesini sağladık. Hal kaybedildi. Çevre yolu Gürsü kaybedildi. Bugün tren yoluyla ilgili tren yolu Gürsü'den geçecek. Şehrin doğu yakasında bir istasyon şart. Bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Olumlu gelişmeler de oldu. Gürsü'de sivil toplum örgütleri geliyor. Teşekkürler ediyorlar. Gürsü istasyonunun orada olması şart. Bursa için şart. Çünkü evim benim Balat'ta. Ben mücadeleyi şehrin doğu yakası için veriyoruz. Ankara'da vatandaş binecek, gelecek Balat'ta, inecek 2 saatte Bursa'ya gelecek. Benim açımdan sonra ben evime çabuk ulaşırım diyorsunuz yani. Evet, yani kendimizle alakalı bir konu değil bu. Şehrin doğu yakası için önemli bir proje. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projesinde de yeni hali kamuoyuna şey yapacağız. Tabii yeni bu arada plan değişikliği yapmamız gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz. Yaptıktan sonra da hızla çözüm yolunu ortaya koyacağız. Peki bu plan değişikliği yapıldıktan sonra sizin hedefiniz ilk kazmayı ne zaman vurmak? Çünkü az önce tırnak içerisinde ifade 2011 yılından beri sürekli gündeme getiriyoruz. Yani sizin belki birkaç kere de tarih verdik. Evet, tarih verdiğimiz için düşünüyorum. Bu sefer bir tarih atalım da artık yani orada hüzünleşti ve üzülerek söylüyorum. Bu artık bu konuda insanlar bize de güvenmemeye başladı. O zaman bir reklam arası ver. Reklamlardan sonra güvenini tekrar kazanalım insanların. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası ver. Reklamlardan sonra Başkan Aydın'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.